Hep böyle insanların şeyi vardır. Hani eskiden aile yemekleri, sofrada işte ailenin büyüğü olmadan, çocuklar olmadan, eşi olmadan kim varsa hep birlikte akşam yemekleri yenirdi. O yemeklerde çok güzel sohbetler edilirdi. Herkes birbirine derdini, sorununu anlatırdı. Şimdi böyle bir şey kalmadı diyorlar. Ama Ramazan geldi ve Ramazan'da herkes iftar sofrasında aynı sofrada buluşup aslında konuşup dertlerini anlatabilecekleri o eski sofralar gibi aslında bir fırsat değil mi hocam? Çok doğru. Burada bu bir sonuç. Yetişkin büyüklerle ondan sonraki gelen jenerasyonun arasının açılmasından, aradaki bağların kopmasından ve kültürlerimizin ve inançlarımızın, değerlerimizin aktarılamamasından kaynaklanıyor. Ve şu anda maruz kaldığımız yayınlar, diziler, videolar ve yoğun olarak verilen mesajlar insanı bireyselliğe götürüyor. Maruz kaldığımız dünya hocam. Evet, evet. Yani öyle olunca gerçekten biz farklı bir dünyaya geçiş yaptık. Ama bunun zararı neresinden dönülürse kârdır. Bugünler vesilesiyle bizim yeniden bir araya gelmeye, büyüklerle, küçüklerle, yaşlı jenerasyonla, orta ve daha genç jenerasyonun aralarındaki bağların sağlamlaşmasına, kuvvetlenmesine ve içten bir duygu bağının oluşmasına, muhabbetle, sevgiyle muamele etmeye ihtiyacımız var. Ve bunun temelinde de insanın Allah'a olan yolculuğu yatıyor. Bunu en doğru nasıl yapabilirim? Hani diyorum ya, bir Müslümanın iki sorusu vardır. Ben ne yaparsam Rabbimin hakkına, hukukuna göre doğru olur. Ve ben şu anda Peygamber Efendimiz benim yerimde olsaydı sallallahu aleyhi ve sellem efendim nasıl davranırdı? Ne yapardı? Buna göre düşündüğümüzde o zaman büyüklere hürmet, büyüklere hizmet. İnsanın hatırı âlidir. Büyüklere Rabbimiz bile hürmet ettiğini buyuruyor. O yüzden biz benim canımı sıkanla ayrışma, beni üzenle ayrışma, kendi konforuma hizmet etme anlayışından daha üst basamağı terfi ederek büyüklerimizle iç içe bir hayat, bir geçim, bir düzen oluşturmanın gayretine gireriz. Çünkü yeni gelen bebeklerin, çocukların büyüklerle irtibatına ihtiyaç var. Onlardan İşte peygamber kıssalarını dinlemeye, elifbayı öğrenmeye, duaları ezberlemeye, kahramanlık hikayelerini dinlemeye, yani büyüklerle iç içe yaşamaya çocukların ihtiyacı var. Biz çocukları büyüklerden kopardığımızda, biz çocukları topraktan, biz çocukları arkadaş, akraba ikliminden kopardığımızda meşgul olacak bir şey istiyor zihin. Otomatik olarak en kolay ne, tablet, telefon çocuğun eline ver. Ondan sonra da çocuğum teknoloji bağımlısı oldu de. Biz bağımlıyız. Biz eğer doğru şeylerle meşgul olsak çocuğumuzu da daha doğru bir şekilde kanalize ederiz diye düşünüyorum. Zaten hep böyle soru sorduğumuz zaman bence cevap şu olmalı hocam. Hani çocuk işte yalan söylememeyi nasıl öğrendi? Evet. Eğer anne baba yalan söylemiyorsa bir ailede veya annenin babanın biriyle konuşurken yalan söylediğini gören çocuk yalana alışır. Aynen öyle. İşte çocuğu ne bileyim oruç tutmaya, işte dinini öğretmeye, öğretmek için neler yapmamız lazım? Eğer annesi babası zaten dinini biliyorsa çocuk da onları otomatik olarak, onlara baka baka otomatik olarak onlar da öğrenecek. Burada bir şeyin izninizle altını çizmek istiyorum. Çocukların birincil okulu aile, öğretmenleri anne baba. Çocuklar gördüklerini modelliyorlar, fakat eğer anne ve baba diliyle, anne ve baba haliyle, anne ve baba tutumlarıyla çocuğu kendisinden uzaklaştırırsa, sürekli eleştirerek, zihnindeki ideal çocuğa onu yetiştirmek için kendi oluşturduğu kalıplara çocuğu ite kaka sokmaya, yerleştirmeye çalışırsa, o zaman çocuk anneden babadan uzaklaşıyor. Aynen öyle. Aile bizim kök saldığımız toprağımız, zeminimiz, var olduğumuz zeminimiz, büyüdüğümüz, geliştiğimiz zeminimiz. Çocuk kendisine yer bulamadığı zaman tutunacak yer arıyor. O da o kadar çok, o kadar kolay ve o kadar zararlı kaynaklar maalesef açık ki çocukların kök salabilmesi için. O zaman anne ne yaşarsa yaşasın, diliyle ve haliyle çocuğu yürekten yakalayamadığın zaman çocuk onu modellemiyor.
modelleyecek başka kaynaklara yöneliyor. Ve şu anda zarar kaynakları zaten ailesinde zarar görmüş gençleri hedef alıyor, çocukları hedef alıyor. O yüzden bizim hani herhangi bir şeyi vermeden önce, diyelim ki doğru düzgün yaşayamıyoruz bile ama samimiyetle çocuğumuzla aramızdaki bağlarımızı güçlü tutarsak, çocuk annenin duasından, çocuk babanın duasından, bir arkadaşıyla konuşmasından, bir film sonrası yapılan değerlendirmeden, komşunun halinden, annenin babanın tavrını, tutumunu çocuk içselleştiriyor. Yeter ki araları güzel olsun, yeter ki anne baba samimiyetle çocuğu var olduğu için değerli kılsın. Ve benim diye değil, dil değişiyor. Benim dediğim zaman, sahiplendiğimiz zaman dilimiz değişiyor. Sonra da halimiz, anlayışımız değişiyor. O bir emanet. Bizden sonra dünyayı devralacak gençlerin Allah'a samimiyetle kulluk, onun Habibine muhabbetle bağlı, insana insanca değer veren ve Allah'tan dolayı değer veren, inancına, kıyafetine, ibadetine, neye inandığına göre değil, var olmasına göre hürmet eden bir insan yetiştirmek için anne baba kolları sıvamalı. Allah'ın istediği bu. Büyük fotoğrafı görmeden küçük fotoğrafı organize etme şansımız yok. Aynen öyle hocam. Valla çok güzel şeyler söylüyorsunuz ve çok güzel konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sosyal medyadan sorularımız var. Bir başlayalım mı? Buyursun. Bismillah deyip şöyle sorularımıza başlayalım hocam. İzleyicimiz diyor ki, kayınvalidem benden önceki iki gelinine anneleri gibi şefkatle yaklaşıyor. Ben onun gözünde hep kötü gelinim. Ne istesem karşı çıkıyor, ne yapsam kusuru buluyor. Bu durumu eşimle paylaşmalı mıyım? Kayınvalideme karşı nasıl bir tutum sergilemeliyim? Birinci sorudan başlayalım. Eşiyle paylaşsın ama senin annen diyerek değil. Senin annen değil, annemiz. Artık bir insanın 4 tane ailesi vardır. İnsan sayısı kadar büyük insanlık ailemiz. Doğup büyüdüğümüz ailemiz. Evlendiğimiz, eşimizle kurduğumuz yuvamız ailemiz. Bir de eşimizin ailesi. Her insan bu 4 aileye karşı sorumludur. Şimdi bazı kayınvalideler gelin hanımın ailesinden çekindiğinde ya da gelin hanım kayınvalidesinin böyle rastgele tutumuna, davranmasına müsaade etmeyen kesin bir çizgi koymuş ve bunu duruşuyla hissettirmişse kayınvalide onlara bir şey yapmıyor. Ama pasif, ne isterse yapan, pasif dediğim olumsuz anlamda değil. Hani hürmet ediyor, işte gıkını çıkarmıyor, aman hizmet edeyim, aman kırılma olmasın, incinme olmasın, onu da olabildiği kadar istismar edebiliyor. Burada bir hadis-i şeriften söz edeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah katında güçlü mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve daha sevimlidir. Duygu olarak, yani duygu olarak derken doğru kaynaklardan beslenmiş duygular. Bize hani duygularla hareket etmek değil, sağlıklı duygular, aklımız, ilişkilerimiz, maneviyatımız, ekonomimiz bizi dengede tutacak şekilde olmalı ki biz kendimizi dengede bulabilelim. Şimdi önce hanımefendinin şunu sormasını tavsiye ediyorum. Eşiyle ilişkisine gelmeden önce. Acaba kayınvalidemin böyle yapmasında benim ona içten sevgiyle yaklaşamamam, bunun da onu hissetmiş olması olabilir mi? Farkında olmadan onu yanlış anlayacağı şekilde davranmış olabilir miyim? Önce bir kendisine baksın. Kendisini suçlamak için değil, sadece tespit etmek için. Diyelim ki aklına bir şey gelmedi. O zaman eşine şöyle diyebilirim. Canım, sen de biliyorsun ki ben annemi seviyorum. Eltilerimi de kıskanmıyorum ama aradaki farkı görünce canım sıkılıyor. Mesela ben bir şey istiyorum. Kayınvalidem hayır diyor. Ama eltimi istiyor, ona evet diyor. O zaman diyorum ki benden ne kötülük gördün? Ben sana ne yaptım? Bir güceniyorum, kırılıyorum. Ne tavsiye edersin bana? Annemle bunu konuşalım mı? Senin mi konuşman uygun olur, benim mi konuşmam ya da birlikte mi konuşalım? Ben buna güceniyorum. Anneme gücenmiş olmak istemiyorum. Annemin o davranışlarından dolayı ona soğuk davranmak da istemiyorum. Ama o davranışlar beni kırdığı için otomatik olarak kendimi biraz daha dışlanmış ve kötü hissediyorum diye sorsun. Eğer gerçekten vicdan sahibi ve aklı başında bir beyefendi ise, evet annem yanlış davranıyor, bunu bir düşünelim. Ben de konuşabilirim. Acaba ben konuşsam annem ne der? Bunu bir birlikte değerlendirelim der. Fakat
annesinin sözü olmadan hala eşiyle bir yere bile gidemeyecek kadar annesine bağımlı yetişmiş birisi ise annesiyle ilgili eleştiriyi kaldıramayacak. Sen sana öyle gelmiştir, benim anneme bunu diyemezsin, benim annem şu ana kadar sana ne zarar verdi de böyle diyorsun, sen abartıyorsun, sen yanlış algılıyorsun der. Diyebilir. Orada ikinci bir kırılma, daha derin bir kırılma. Hı. Yaşar ve söylediğine söyleyeceğine pişman olur. Ne oldu şimdi? Sıkıntısını eşi beyefendiye açtı. Açması da gerekiyordu. Ama oradan aldığı yanlış karşılık onu daha çözümsüz ve daha sıkıntılı bir duruma düşürür. Böyle bir durumda ben dua ediyorum ki eşi beyefendi anlayışlı davransın ve annesiyle yalnız konuşsun. Mesela gelin hanım olmadan. Anneciğim ben de şahit oluyorum. Benim eşim böyle diyor. Sen mesela diğer yengem sana aynı şeyi söylediğinde kabul ediyorsun. Eşime etmiyorsun. Acaba seni kırdı mı? Seni incitti mi? Senin böyle davranışını ben anlayamıyorum. Bana izah eder misin bunu? O da çok kırılıyor, üzülüyor. Seninle bir konuşmak istedim diye. Annesini gerçekten kırmasın. Annesi dünyanın en yanlış insan, yanlış davranan insanı bile olsa nazik, kibar, ölçülü konuşsun. Bazı kayınvalideler var. Bunu bir nimet olarak görür. Farkında olmadığı şeyleri fark eder. Ya ben farkında değilim ya. Hay Allah, tüh. Kırdım ben gelin kızımı der. Özür diler. Düzeltir. İşte bu gerçek insan tavrıdır. Kendisinde kusur bulmayan bir kayınvalide ise yaptıklarım gözüne dizine dursun. Ben ona az mı şey yaptım? Eltilerini bu kadar küçümsemesine ya da kıskanmasına ne gerek vardı? Ona şunu da yaptım, bunu da yaptım. Onları görmüyor da ona verdiklerimi görüyor. Ben bunlara yaranamıyorum der. Oradan başka bir sorun çıkarabilir. O yüzden de her türlü ihtimal var. Mümkündür ama doğru olan, doğru bir tarzda eşiyle konuşması, eşiyle olmuyorsa kayınvalidesiyle konuşması, anneciğim diyerek kayınvalidesiyle konuşması, baktı ki oradan da bir şey alamıyor, şöyle değerlendirmesini tavsiye ederim. Belki de Allah en büyük imtihan olarak bana kayınvalidemi verdi. Bu benim sınavım. Beni kırıcı mı davrandı? At arkaya gitsin. Yani. Ben onun davranışlarıyla iyi olacak ya da kötü olacak değilim. Önemli olan Allah katında kıymetim olsun. Bir de ben kayınvalidesiyle aralarındaki bağları kuvvetlendiremeyen ya da buna fırsat bulamayanlara şunu tavsiye ediyorum değerli beyefendi. Kayınvalidesine gelin evlat olmaya çalışmasınlar. Dost olmaya çalışsınlar. Yani kayınvalidesine bir hediye alsın. Gitsin. Anneciğim ya, sen bunca yıldır ne çileler çekmişsin? Bana bir anlatır mısın? Gençliğin nasıl olduğu, sen çok çalışkansın, işte o kadar yoklukla gerçekten bizim jenerasyon, hatta bizden öndekiler öyle yokluk çekmişler, öyle acı çekmişler. Biz şimdi mesela bazı hanımefendiler, eşim bana seni sevmiyor, seviyorum demiyor diye bir kriz var. Oluşturuyorlar. Ama orada ne seni seviyorum demesi, yüzüne bakılan yok. Ekmek bulabilirse iki lokma, karnını doyurabilirse iki dakika uyuyabilirse bunu kar sayacak derecede mahrumiyet, mağduriyet, yoksulluk ve sözlü inanılmaz derecede yıpratıcı sözlü fiili şiddetle büyümüşler. Çok yara almış olabilirler. Bunu dostlukla dünyasına girsin. Ona anlattırsın. Anlat, kim kime derdini anlatırsa, kim kiminle muhabbet ederse ona yakınlık oluşur. Hocam çok güzel ipuçları veriyor. Gelinler özellikle. Kesinlikle. Lütfen, çok... lütfen izlemeye devam edin. Çok acil reklama gitmemiz lazım. Tabii. Hocam. Reklamlar. Reklamlardan sonra Salih Erdem hocamızla sohbetimiz devam edecek ve hanımlarımızın yaptığı yemekleri de size sunacağız efendim. Buyurun.